Şimdi gelelim Yiğit Bulut'a. Biraz sonra bakacağız. 721 beğendiyiz. Şunu bir 1000 yapalım Allah aşkına. Aboneleri de yapalım. Yiğit Bulut'u konuşurken ona girelim. Şimdi Yiğit Bulut meselesi. Hakikaten zeka küpü Yiğit Bulut. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İsrail Türkiye'ye saldıracak. Uykudakiler uyansın. Yanmak vaktidir diyor. Tabii ki hemen yanmamız lazım. Sen yanmasan diyorum. Çünkü bizim yanmamıza gerek yok. Yiğit'ciğim sen zaten yeterince yağlı bir kardeşimsin, maşallahın var. Sen önden bir yan. Ondan sonra yanına iktidardaki arkadaşlarımızı, Cumhur İttifakı'nı hele bir al. Hüdapar. Hele bir toplanın şöyle. Tamam mı? Bir cihat meselesine bir hazırlanın. Artık siz de şehadet makamına geldikten sonra bu da arkadan gözyaşı döker. Şeyinizi, helvanızı kavurur. Ondan sonra ah gitti. Dağ gibi Yiğit gitti. Dağ gibi üzülürüz. Yemin ediyorum. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bu arkadaşlar cihata gittiğinde yanarken arkadan ağlayanlar, ağlayacak olanlar el kaldırsın. Ben ağlarım. Söz de veriyorum. Helva da yapacağız. Size böyle güzel bir anıt mezar da yaparız Yiğit'ciğim. Yanman için çok uygun bir zaman. Bilmiyorum benim görüşlerime katılıyor. Ali mesela sen ben Fırat böyle yapmamız. Gitti. Dağ gibi Yiğit gitti. Cihat ederken gitti. Hep beraber üzülürüz. Ve benim bir önerim bu cihatçılık konusunda İhsan Şen Ocak Bey, Cübbeli Ahmet Bey böyle yaparız. Yani çok da hakikaten iyi olur. Siz böyle şehadet makamına hızla gidiş ama geliş olmayan otoyolla hızla gidelim. Sizin yani arkanızdan da çok saygıyla anacağız. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Yani ben açıkçası yani Yiğit yandığı zaman çok ağlayacağım. Yani yanmak zamanı Yiğit. Şarlatanlık meselesinde de belli bir boyuttayız.